Göçtü kervan, kalmak yok. Bu sözü sarı ırkalı bir derviş söyledi. Kültürün, sanatın ve kavganın omuzdaşlarından güzel bir adam Asım Gültekin'den bahsediyoruz. İçinizden en çok kim kibirden ve kinden uzaktır sorusunun ortak cevaplarından biriydi o. Daha lise yıllarında yurttan kaçarak İskenderpaşa'da Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerini dinlemeye gelirmiş. Üniversite yıllarında Biat dergisini çıkardığında artık dergilerin onun da dergileri bırakamayacağını anlamıştı. Türkiye'de Secde Merkezli yayın yapan tüm dergilerin bir araya geleceği dergi fuarı projesini başlatmıştı. Vesile olduğu dergicilik okuluyla da birçok dergicinin yetişmesini sağladı. Muhammediye okumaları yaparak gelenekle bağını koruyan Asım Gültekin, gönlü peygamber sevdasıyla yanıp tutuşan bir mümin de aynı zamanda. Sarı hırkasıyla modernitenin dayattığı paradigmaya bir direniş sergiliyordu. Oturup kalın ve fiyakalı kitaplar yazmakla uğraşabilirdi. O bunu değil, gençlerle oturmayı tercih etti. Çıkardığı dergilerle, sürdürülmesi mümkün kıldığı dergi fuarıyla, köşe yazılarıyla, ince ince ve bütünüyle kendi üstatlığını örebilir, kendi abiliğini de dayatabilirdi herkese. Ama o bunu değil, Sezai Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu, Nuri Pakdil'i gösterdi ısrarla. Dokunmadığı ve temas etmediği neredeyse kimse kalmayan bu gönül adamı aramızdan çok erken ayrıldı. Ama yetiştirdiği insanlar onun fikirlerini yaşatmaya devam ediyor.